LGS'ye son 38 gün. Çok değerli zamanlardayız arkadaşlar. Şu anda LGS öncesi yapacağımız her bir çalışma, her bir gayret, her bir soru çözümü, her bir bilgi ve konu tekrarı bizi sınavda başarıya daha fazla yaklaştıracak. Emeklerimizin karşılığını alacağız. Hiç merak etmeyin. Hala inişler çıkışlar olabilir. Hala bazı sorularda istediğimiz netleri yakalayamamış olabiliriz. Ama inşallah sınavda, yani gerçek sınavda, en yüksek netlerimize ulaşacağız ve hayallerimizdeki okula gireceğiz. Vladimir Nabokov isimli bir bilim insanı diyor ki, zorlanan her sınır kendisini aşan bir şeylerin de habercisidir. Gerçekten de şu anda bu sene gösterdiğiniz gayretle, çalışmayla sınırlarınızı zorladınız ve kendinizi aştınız arkadaşlar. Artık şunu bilmeniz lazım. Bu sınavda sonuç tabii ki önemli. İnşallah çok iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Ama gayretinizi göstererek, çalışmalarınızı yaparak esasında en güzel başarıyı gösterdiniz. Yani sizler çalışabileceğinizi, gayret gösterebileceğinizi ve başarabileceğinizi gösterdiniz. Bundan sonra sınav sonucu ne olursa olsun, belki de bazılarınız çok çok iyi okullar kazanacak, bazıları Türkiye'de lise yapacak, bazıları normal Anadolu Lisesi kazanacak, bazıları normal fen lisesi kazanacak. Ama sonuçta mutlaka hepiniz iyi okullara gireceksiniz, buna bir kere emin olun. Fakat sonucu ne olursa olsun, gayret gösterdiğiniz için, kendinizi zorladığınız için zaten büyük bir başarıyı ve alkışı hak ettiniz. O yüzden burada sizleri bir kez daha alkışlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bu alkışlar tamamen size. Şimdi hemen sorulara geçelim. Ahmet Dadak demiş ki, matematiği anlamıyorum ve yeni nesil sorularını çözemiyorum, ne yapmam lazım? Şimdi Ahmet, öncelikle şunu söylemeliyiz. Matematikle alakalı temelden ilerlemeniz gerektiğini, temel, orta, zora doğru gitmeniz gerektiğini söyledik. Ama yine de hiç yapamıyorsanız, size şunu göstermek istiyorum. Bakın, hiç yapamıyorum dediğinizin bile en az ne kadar olduğunu biliyorum ama bakın, bu öğrencimiz iki tane matematik yapmış. 2021 sınav sonucu, yani 2021 yılında sözel ve sayısal sınava girmiş ve resmi sınav sonucuna baktığımızda iki tane matematik doğrusu yapmış ama 12'lik dilime girmiş. Yani yine bir Anadolu Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi kazanmış. Burası önemli. Fen Lisesi'ne de girebiliyor bazı şehirlerde. Bu öğrencimiz 4 tane matematik yapmış, 10. dilime girmiş. Bu da yine bayağı iyi okullara girebiliyor. Ama tabii ki Galatasaray Lisesi'ne, Kabataş Lisesi'ne giremiyor tabii ki. Onların dilimi yüksek. Ama bak 7 yapmış, 6'lık dilime girmiş. Veyahut da 10 matematik yapmış, 3'lük dilime girmiş. Bak bu öğrencimiz 12 matematik yapmış, 2'lik bir dilime girmiş. Bu öğrencimiz ise yine 3'lük dilime girmiş ama 15 matematik yapmış. Bak 15 matematik de 3'lük dilime girmiş. 10 matematik de 3'lük dilime girebiliyor. Ya da 12 matematik de 3'lük dilime girebiliyor. Peki neden? Çünkü Türkçe fen de önemli. Yani demek istediğim şey şu. 10 matematik yapmış 3'lük dilimde. 12 matematik yapmış 3'lük dilimde. 15 matematik yapmış yine 3'lük dilimde. O zaman bu öğrencinin farkı ne? Türkçe ve fende iyi yapmış. Bak fende 20 yapmış. Türkçe 18 yapmış. Dolayısıyla arkadaşlar iyi bir çalışmayla fen ve Türkçenizi çok ciddi bir şekilde, hiç hatasız hale getirin. Buradaki eksiklerinizi zaten kapatacaksınız. Yani matematik eksiklerinizi kapatacaksınız. Ama hocam 38 gün kaldı. Çok değerli bir süre. 38 günde feni altının üstüne getirirsiniz. Türkçenin altının üstüne getirirsiniz. Ama matematiğin altının üstüne getirmek 38 günde çok zor. Eğer şu anda 5 matematik yapıyorsanız 20'ye çıkaramazsınız. 10 matematik yapıyorsanız 20'ye çıkması çok zor, yani kolay değil. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ama fen ve Türkçe'de çok iyi yapabilirsiniz. Ve az önce gösterdiğim resmi sınav sonuçlarından da anlayacağınız gibi hayallerinizdeki liseye girebilirsiniz. Ha tabii ki işte Robert Lisesi'dir, Galatasaray Lisesi'dir. Bunlar olmaz yani, bu düşük, yani çok iyi matematik yapmanız lazım. Ama ben genel için konuşuyorum. Yani azınlık için konuşmuyorum. Genel için konuşuyorum. Şu anda bizi izleyen milyonlarca öğrenci için konuşuyorum. Bizi biliyorsunuz Tonguç Akademi'nin toplamda 13 milyon öğrencisi var. Biz sadece azınlık çalışkanlara göre 20 matematik yaparsan sadece buraya girersin demenin bir anlamı yok. Türkiye'de gerçekten gayret göstermiş, çalışmış ve ileride hangi okuldan mezun olursa olsun ileride çok büyük bir gelecek, çok büyük bir başarı onları bekleyen tüm Türkiye öğrencileri için sesleniyorum. Dolayısıyla hiç endişelenmenize gerek yok. Şimdi evde deneme çözdüğümde doğru sayıların fazla olurken okulda deneme yaptığımda yanlış sayıların fazla oluyor. Bunun sebebi nedir? İki sebebi olabilir. Bir, okuldaki deneme zor bir deneme olabilir. Kalitesiz bir deneme olabilir. Yanlış bir deneme olabilir. Evdeki deneme iyi bir deneme olabilir. Bu olabilir. İkincisi, evde rahat bir ortamda çözüyorsan bu da senin rahatlamanı sağlar. Ama okulda biraz stres varsa, okuldayım, okulda bir yanlışım çok fazla çıkıyor diye başlarsan tam tersi olur. Tabii ki okuldaki denemeler düşer. Ama şunu da söyleyeyim. Evde düşük yapıyorum, okulda iyi yapıyorum diye git. Ben okulda bu sefer iyi yapacağım. Okulda iyi yapıyorum, okulda iyi yapıyorum, okulda iyi yapıyorum diye başla. Evde zorlanıyorum, evde heyecanım artıyor diye. Evde yap, bu sefer tam tersi olur. Yani esasında stres, heyecan gereksiz yere yapıldığı zaman insan netlerini etkiliyor. İkisi aynısına. Bakın bunu söylüyoruz bazı öğrencilere. Öğrenciye diyoruz ki mesela, diyelim ki geri sayım denemelerinden. Bu çok efsane bir deneme. Bunu mutlaka çözün. Mesela bunun birinci denemesini kimse iyi yapamadı diyoruz. Tamam, çok zor bir deneme. Herkes kötü yap diyoruz. Çocuk öyle başlıyor. Öğrenci öyle başlıyor ve hakikaten zorlanıyor. Ya da diyoruz ki ya bunun ilk denemesi o kadar zor değil. Rahat yapabilirsen güzel bir şekilde yaparsın diyoruz. Bu sefer iyi yapıyor. Yani öğrencinin seviyesi aynı da olsa
sınav öncesi yapılacak baskı, sınavın yapılacağı ortam da öğrencinin netten etkiliyor. Dolayısıyla sizler hep olumlu düşüneceksiniz. Yapacağım, başaracağım. İki matematik yapan bile kazanıyor. Dört matematik yapan bile kazanıyor. Şunu yapan bile kazanıyor. Bunu yani herkes kazanabilir. Ben de çalışırsam kazanabilirim. Emeğimin karşılığını alacağım. Hadi oradan diyeceksiniz ve başaracaksınız arkadaşlar. Yeter kendinize güvenin. Gece çalışmak mı yoksa gündüz çalışmak mı? Tabii ki de gündüz çalışmak arkadaşlar. Çünkü sınav gündüz olacak. Günde kaç soru çözmeniz ve günde kaç saat ders çalışmalıyız? Arkadaşlar bu hedefinize bağlı. LGS'de her zaman söylediğim gibi 90 soru çıkıyor. Dolayısıyla en az bak en az bir gün içerisinde 90 soru çözmeniz lazım. Ortalama en az 180 soru çözmeniz lazım. Ama benim tavsiyem şu anda 38 gün kaldığı için şu anda tavsiye önerilen süre şefin tavsiyesi 270 soru çözmeniz lazım. Hocam bunun kaç tanesi yeni nesil, kaç tanesi eski nesil, kaç tanesi ise o kadar. Mesela 90 tane sorunun içinde 40 tane sayısal mı var? O zaman sizin 270 sorunun içinde işte 40 120 tane sayısal soru çözmeniz lazım. İşte geri kalan da aynı şekilde 150 tane de sözel soru çözmeniz lazım. Bunun da yeni nesil oranını zaten sizler biliyorsunuz. O zaman buna bağlı olarak da süreniz artacaktır. Yani işte burası 80 artı 75 dakika 90 soruda ne eder? 125 dakika eder. Bunun 3 katı da 375 dakika eder. 375 dakikada ne eder? 60'a bölelim şöyle. Hesaplamaya çalışıyorum şu anda. 6 kere 6 36. 6 saat falan bir çalışma olmuş oluyor arkadaşlar. 6 saatten biraz daha fazla oluyor. Bu şekilde çalışırsanız bu son 38 günde gerçekten netlerinizi artırabilirsiniz. Yani bakın tekrar söylüyorum. Netleri artırmaktan kastım. Hocam matematik bu saatten sonra artmaz ki diyen arkadaşlara sesleniyorum. Bakın burası çok çok önemli. Çok çok önemli bakın. 4 tane matematik yapmış ama fen lisesine girmiş. Bakın şöyle gösteriyorum bir kez daha. Bak 10 matematikte 3'lük dilimde. 12 matematikte 3'lük dilimde. 15 matematikte 3'lük dilimde. Hepsi 3'lük dilimde. 15 matematik yaptım. Tamam ben de 12 matematik yaptım. Olabilir kardeşim. Ben 10 matematik yaptım ama ben de sizle beraber aynı dilimdeyim, aynı okula girdim diyebilirsiniz. Niye? Diğerlerini iyi yaptığınız için. Sema Yazar Anadolu Lisesi Kayseri'de sizleri bekliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. 5.68 Anadolu Lisesi'nin dilimi gördüğünüz gibi. LGS son tekrar seti, LGS öncesinde aynı LGS geri sayım denemeleri gibi mutlaka ama mutlaka çözmeniz gereken sorulardan oluşuyor. LGS son tekrar setinin içerisindeki hemen şöyle açıyorum kitapları bir kez daha göstermek istiyorum arkadaşlar sizlere. Şöyle açıyorum. Şuradan çıkaralım şöyle. Şurada. Bakın. LGS son tekrar Türkçe. LGS son tekrar din. LGS son tekrar fen. İnkılap. İngilizce ve matematikten oluşuyor. Ve buradaki soruların her biri de tamamen sınavda soru yakalamak üzere amaçlanmış genel tekrarlar. Hem konu anlatımları var. Kavramlar gösteriliyor son kez. Hem de sınav sorusu. Sınav çıkabilecek sorular sizlerle paylaşılıyor. Şimdiye kadar birçok sınavda birçok soruyu yakaladı. 2022'de birçok soruyu doğru çözmenizi sağlayacak. Yine geri sayım denemeleriyle mutlaka bitirmeniz gereken sınavdan önceki kitapların içerisinde arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Az kaldı. İnşallah güzel sonuçlar sizleri bekliyor.